Dedikoduyla neden ilgileniriz? Kendi hatalarımızı görmek yerine başkalarınınkini tanımlayıp sınıflandırmak hem çok daha kolay hem de daha zevklidir. Kendi inanç ve isteklerimizi sorgulamaksa en iyi hissettiğimiz anlarda bile oldukça zordur. Aynı şey kendi sahip olduklarımız, kendi doğrularımız, değerlerimiz ve inançlarımız için de geçerli. Tüm benliğimizle inandığımız şeyin doğruluğunun sorgulanmasından rahatsız oluruz değerlerimiz diğerlerinkinin üzerindedir. Bunu hissettirmesek de içten içe kendi değerlerimizi eşsiz görürüz. Eksikliklerimizi görmek istemeyiz. Hatalarımızın ve zaaflarımızın üstünü bir güzel kapatırız. Duygusal görünmekten kaçınırız. Rasyonel görürüz kendimizi. Yanlış bir yola girsek bile zihnimiz hızla kendimize ve hatta başkalarına bu hataya başka bir şeyin neden olduğunu açıklayan bir hikaye yaratacaktır. Tüm bunlar aslında karakter özelliklerimizden kaynaklanmaz. Yani bencil, suçlayıcı ya da narsist değiliz. Sadece zihnimiz kendimizi kötü hissetmemizi engelleyen yumuşacık bir örtüyle kaplı. Şöyle açıklayayım. Zihin bizi kötüden veya yorucu olandan korumak için çeşitli önyargılar ve akıl oyunları yaratır. Derdi en ilkel haliyle hayatta kalmamızı sağlamaktır. Çoğu zaman yarattığı zihinsel oyunlar bizim bir evin içinde TV karşısında oturup hayatımızı geçirmemize neden olabilir. Çünkü o zaman tehlikelerden uzağızdır. Yeni deneyimler, farklı bakış açıları ilkel benliğimiz için tehlikelidir. Ve biz insanlar ağırlıklı olarak ilkel beyinlerimiz tarafından yönetildiğimizden gerçekte çoğu zaman dikkatsiz, mantıksız ve duygusal açıdan dengesiz olabiliriz. Yanlış yargılarda bulunmaya ve yanlış kararlar almaya da yatkınız. Bugün hayatını tüm bu rasyonel ve irrasyonel karar verme mekanizmalarının nasıl işlediğini çözmeye adamış Daniel Kahneman'ın kitap ve röportajlarından sözlüklerimi özetlemek istedim size. Biz onu 2011 yılında yayınladığı Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı ile tanımış olsak da henüz Türkçe'ye çevrilmemiş pek çok yayını ve seminerleri mevcut. Henüz birkaç gün önce tam 90 yaşında kaybettik Nobel ödüllü yazar ve psikolog Daniel Kahneman'ı özeti onun anısını hazırlamak istedim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve zihnimizin kırımları arasında bir yolculuğa çıkıyorum. Birinci bölüm. Zihnimizde iki büyük başrol oyuncusu var. Gezegendeki en sofistike canlılar olmamıza ve diğer tüm canlılar arasında en büyük beyne sahip olmamıza rağmen çoğunlukla beynimizin mantıklı olan tarafıyla değil duygusal tarafıyla hareket ediyoruz. Genellikle hızlı düşünüyor, dürtüsel ve sezgisel kararlar alıyoruz. Şöyle hayal edin. Zihinlerimizde iki ana karakterin başrolü paylaştığı bir film var. Başrol oyuncuları iki zıt karakter. Bu nedenle filmde heyecanlı bir olay örgüsü, dram ve gerilimle devam eden zorlayıcı olaylar var. Sistem 1 dediğimiz karakter dürtüsel ve rasyonellikten uzak. Derdi sadece hayatta kalmak. Çoğunlukla temel içgüdülerimizden güç alıyor. Yemek yemek, hayatta kalmak, güven hissetmek, iyi hissetmek, üremek. Sistem bir kökleşmiş ihtiyaçlarımıza ve alışkanlıklarımıza göre otomatik olarak tepki veriyor. Örneğin bir araba yaklaştığında hızlanmak, birinin kızgın olduğunu hissetmek, gergin olduğunuzda yemek yemek basit cümleleri okumak ve anlamak, 2 artı 2'nin cevabını bulmak gibi. Basit, hızlı ve kolaycı. Sistem 1'i bir mağara adamı olarak hayal edebilirsiniz. Sistem 2 ise zor soruları yanıtlamayı seviyor. Yavaş düşünen bir karakter. Farklı seçenekleri karşılaştırmak, mantığı kullanmak, rasyonellik, aptalca bir şey söylemeden önce kendini durdurmak gibi rasyonel davranışların sistemi bu. Örneğin sistem 2 belirli bir göreve odaklanacak, olası seçenekleri değerlendirmek için arada bir duracak, büyük resmi düşünecek, farklı bir perspektiften bakacak. Sistem 2'yi bir filozof olarak hayal edebiliriz. İşte zihnimiz bu iki kahramanın rol oynadığı bir macera filmi. Her ne kadar sistem 2 yani bizim filozof kendini başrolde kabul etse de filmin kahramanı çoğunlukla mağara adamı. Karşılaştığımız her şey önce filtreleme için sistem 1'e gider ve çoğu zaman incelenmek üzere sistem 2'ye geçmesine müsaade etmeyiz. Örneğin bize sunulan bir soruna dikkatimizi vermek yani yavaş düşünmek yerine aklımıza gelen ilk şeyle cevap verebiliriz çünkü hızlı olmaya çalışıyoruzdur. Neden mi? Çünkü hızlı hareket eden sistem birin derdi beynimize mümkün olan en az miktarda enerji kullandırmak. Beyin düşündükçe daha fazla enerji harcar. Bu da mağara adamının avlanma tehlikeyi sezme gibi faaliyetlerini tehdit eder. Sistem 1 gelen her şeyi minimum enerjiyle hızlıca halledebileceğini düşünür ve diğer oyuncuyu devreye sokmak istemez. Kısa yoldan işini halletmeye meyillidir çünkü. Tabi bu yaklaşım genellikle istenmeyen sonuçlara, saçma kararlar almamıza ve duygularımıza göre hareket ederek uzun vadede doğru olandan uzaklaşmamıza neden olur. Sistem 2'yi etkinleştirebilmek için aslında kasıtlı olarak beklemek ve odaklanmak gerekir. Bu iki sistem arasındaki ilişki yaşamımızın gidişatını belirler. Çünkü davranışlarımızı, kararlarımızı ve seçimlerimizi yönetirler. İşin kötüsü sistem 2'nin devrede olmaması zihnimizin sınırlarını zorlamamak, zihinsel olarak büyümemek anlamına da geliyor. Yani aslında çoğumuz maalesef potansiyelimizi tam kullanamadan yaşayıp gidiyoruz. Bu nedenle sistem birin başrolde olduğu zihnimizin oynadığı akıl oyunlarının farkında olmayı çok çok kıymetli buluyorum. Şimdi gelin bizim mağara adamı hangi zihinsel oyunları, hangi kısa yolları kullanıyor da bizi yanlış kararlara sürüklüyor. Biraz ona bakalım. İkinci bölüm. Hayatımızı şekillendiren temel zihinsel yanılgılar. Başrol oyuncumuz zihinsel sistem 1, bilişsel kolaylıklar peşinde çünkü enerjisini hayatta kalmaya odaklamak istiyor dedik. Bu amaçla bizim mağara adamı zahmetsiz görevleri, fazla hazırlık gerektirmeyen fikirleri, net kuralları ve tanıdık deneyimleri seviyor. Birkaç yüzyıl öncesi için bu yeterliydi. Buna itirazım yok. Ama bugünün karmaşık dünyası daha derin düşünce becerilerini gerektiriyor. Konfor alanımızın dışına çıkmadıkça Yeni deneyimlere kucak açmadıkça ve içgüdüsel şekilde kolaya kaçarak hareket ettikçe başarılı ve mutlu bir yaşam sürmemiz maalesef bugünün dünyasında pek de mümkün değil. Bilinçli olarak kendimizi sistem 2'yi devreye sokmak için zorlamamız gerekiyor zorlu faaliyetlere yöneldiğinizde beyniniz direnmek ve daha az çaba gerektiren ve daha rahat hissettiren görevleri geri dönmek için mümkün olan her şeyi yapacak. Bunu aklınızda tutun. İşte bu mücadeleyi kazanabilirseniz daha dayanıklı, yaratıcı ve başarılı bir yaşam sürebilirsiniz. Neden bu kadar önemli? Niye üstünde duruyorum? Çünkü dünün kısa yolları bugünün dünyası için uygun değil birkaç zihinsel kısa yoldan bahsederek bunu açıklamak istiyorum. İlk kısa yollardan biri yani ilk zihinsel yanılgılardan biri halo etkisi. Şöyle açıklayayım. Bir partide Ahmet adında biriyle tanıştınız ve onunla sohbet ediyorsunuz. Bir ara size hayır kurumlarına katkıda bulunan birilerini tanıyıp tanımadığınızı soruyor. Onun hakkında çok az şey biliyor da olsanız onun iyi biri olduğuna dair bir inanca kapılırsınız. Başka bir deyişle zihniniz Ahmet'i yardımsever olarak etiketler ve bu olumlu özelliği onun tüm karakterine atfederiz. Ahmet'in bir yönünü beğendiniz ve bu yüzden onunla ilgili diğer her şeyi beğeneceğinizi varsaydınız. Bir kişi hakkında çok az şey bilsek bile genellikle onu içten içe onaylar veya onaylamayız. Halo etkisi tam da bu. Bir kişi, olay ortam hakkında sahip olunan olumlu ya da olumsuz bir izlenimin onun tüm özelliklerine genellenmesi. Oysa örneğin birinin yardımsever olması onun aynı zamanda işbirlikçi ve kibar olduğu anlamına gelmiyor. Halk arasında içinin güzelliği dışına yansımış denir mesela. İşte bu da tam bir halo örneği. Toplumda yaygın olarak rastlanan bu etki hem bizim diğer insanlara bakışımızı hem de diğer insanların bize olan bakışını etkiliyor. Bir başka örnek vereyim riskli bir ameliyat geçirmeniz gerektiğini ve hastanedeki iki cerrahtan, bu arada ikisi de aynı seviyede, birini seçeceğini düşünün. İlki karizmatik bir cerrah. Kışıklı, şık giyimli ve nazik konuşuyor. İkincisi ise cerrahtan başka her şeye benziyor. Bakımsız, giyimi kuşama özensiz, çok net konuşuyor, dobra, gülümsemiyor. Siz hangisini seçerdiniz? Beyninizdeki her hücre size ilkini seçmenizi söyler ancak aslında diğerini seçmelisiniz. Muhtemelen ikincisi daha yetenekli bir cerrahtır çünkü diğerleriyle aynı seviyeye ulaşmak için insanların bu tip algılarıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Ya da öyle çok ameliyat yapıyordur ve yorgundur ki kendine bakamadan sizin karşınıza çıkmıştır. Belki de tam da o an zorlu bir ameliyattan çıktı, kim bilebilir? Halo etkisini fark ederek o kaba saba algıladığınız cerrahı seçerseniz ameliyatınızda başarı şansınız daha yüksek olabilir. Zihinlerimiz hızlı karar almaya meyilli ancak bu genellikle hatalara yol açıyor dediğim gibi. Çünkü her zaman doğru bir karar vermek için yeterli veriye sahip değiliz. Bu nedenle herhangi bir konu veya insanla ilgili bir kararı vermeden önce halo etkisi içinde olup olmadığınızı kontrol edin. Biraz duraklar ve sistem 2 dediğimiz filozofu devreye sokabilirseniz büyük resmi görebilirsiniz. Gelelim ikinci zihinsel yanılgıya. Bu da çok yaygın yanılgılardan biri. İsmi de çerçeveleme etkisi. Bu etki bireyin kararlarının bilginin kendisinden ziyade bilginin sunulma şeklinden etkilendiğini ifade ediyor. Yani olayları nasıl algıladığımız büyük ölçüde bize nasıl anlatıldığına bağlı. Bir örnek vereyim. Diyetinize dikkat ediyorsunuz ve süpermarkete gittiniz. Süt reyonundasınız. Birinde yağ oranı %30 yazıyor. Diğerinde %70'i yağsız yazıyor. Hangisini tercih edersiniz? Çoğunluğu söyleyeyim. Elbette %70 yağsız olan seçiliyor. Aslında her ikisi de aynı şeyi söylüyor fakat %70 daha büyük bir rakam ve yağsız kelimesine odaklandığımızdan zihnimiz karar verirken bunu seçiyor. Bu etkiyi sıklıkla satış ve pazarlama alanında görürüz ama medyadan ekonomiye ve hatta politikaya kadar her yerde kullanıldığını da söylemem lazım. Başka bir örnek de tıp dünyasından gelsin. Onkologlar arasında yapılan bir araştırmada kanserli hastaları ameliyat etmeleri halinde hayatta kalma şanslarının %90 olduğu söyleniyor. Bunu bir gruba söylüyorlar. %90 hayatta kalacak. Bir diğer gruba ise ameliyat sürecinde her 10 hastadan birinin öldüğü söyleniyor. Her 10 hastadan biri ölüyor diyor. Aslında ikisinin oranı aynı. Farkındaysanız %10 bir kayıp var. Ancak %90 hayatta kalma şansını duyan onkologlar ameliyata sıcak bakarken diğerleri kaçınıyor. 10 hastadan birini kaybetme riski taşıyan onkologlar ameliyat etmek istemiyorlar. Çünkü zihnimiz olumsuzdan kaçma eğiliminde. Buna kayıptan kaçınma arzusu da diyoruz. Zihin kazananların oyununda olmak ister. Ve kaybın acısını kazançtan iki kat daha yoğun hissediyoruz. Yani yazı tura sonucu bin TL kaybetmenin vereceği acı, bin TL kazanmanın vereceği sevinçten iki kat daha fazla hissediliyor. Bizim mağara adamımız sistem bir acıdan kaçmak için elinden geleni yapıyor anlayacağınız. Bu yüzden bizler konfor alanında kalmaya meyilliyiz ve maalesef kaybetme ihtimalinden kaçınarak mutsuz olduğumuz ortamlarda, kariyerlerde, evliliklerde kalmaya devam ediyoruz. Gelelim bir başka zihinsel yanılgıya. Temsiliyet. Temsiliyet yanılgısında zihin kısa yoldan klişeleri kullanarak çeşitli yargılara varmamıza sebep oluyor. Örneğin metrobüste New York Times okuyan birini gördünüz. Aşağıdakilerden hangisi bu yabancı hakkında daha iyi bir bahis? Şimdi soruyorum. Bu doktora derecesine sahip bir insan. Bu A şıkkı. B şıkkı üniversite diploması yok. Temsiliyet yanılgısı doktorası olduğu yönünde tahmin yürütmenizi ister. Çünkü Metrobüs'te New York Times okuyor ya. Ama aslında bu akıllıca bir tahmin değildir. İkinci alternatifi de ciddi olarak düşünmeniz gerekir. Çünkü Metrobüs'te yolculuk yapan, üniversite mezunu olmayan kişiler doktora derecesi olanlardan çok daha fazladır. Olasılıksal olarak daha fazla yani. Gördüklerinize dayalı hızlı kararlardan çünkü zihnimizde bazı şeyler temsil etkisini kullanıyor. Oysaki onlar bizi yanıltabiliyor. Bir başka zihinsel oyuna geçelim. Kumarbaz yanılgısı. Kumarbaz yanılgısı ile geçmiş olayların geleceği etkilemesini bekleriz. Çoğu zaman eğer geçmişte şansımız yaver gittiyse bir dahaki sefere de öyle olacağına dair inancımız o kadar güçlü olabilir ama aslında sonuçlar son derece belirsizdir. Daha önceden elde ettiğiniz şansa dayalı başarıların sayısının gelecek üzerinde çok az etkisi vardır ya da hiç yoktur. Çok klasik bir örnek olacak ama yazı tura atılması örneğini vermem mümkün. Bir yazı tura bahisinde ard arda 7 kez tura gelirse 8. kez yazı gelme olasılığının daha yüksek olduğunu varsayabiliriz. Ancak olasılık her zaman 50-50'dir. Yani yaşamış olduğumuz geçmiş deneyim bizi şaşırtıyor ve olasılığı görmemezlikten gelmemize sebep olabiliyor. Halbuki 50-50 hiç değişmiyor. Tabii siz gelin bunu bir de sistem biri anlatın. O çünkü kolayca o kadar düşünmek istemiyor. Gelelim doğrulama önyargısına. Doğrulama önyargısı mevcut inançlarınızı destekleyen bilgileri aradığınızda ve inandıklarınıza ters düşen verileri reddettiğinizde ortaya çıkar. Bu durum ilgili tüm bilgilere hesaba katmadığınız için önyargılı kararlar almanıza yol açabilir doğrulama önyargısı insanların istatistikleri yorumlama şeklini etkileyebilir. İnsanlar veriler karşı bir görüşü desteklese bile istatistiklerden mevcut inançlarını destekleyen bilgiler çıkarma eğilimindedir. Bu durum istatistik temelli bir karar vermeniz gerektiğinde ciddi bir sorun haline gelebilir. Örneğin son ay satışların düştüğünü görüp son 3 ayda aslında iyi satan bir ürününüzü sorgulamanız gibi veya TV'de seri katillerin genellikle erkek olduğunu gördüğümüzden benzer bir olay karşısında kadınlardan pek de şüphe etmememiz gibi ya da uzun süredir gözde çalışan olarak görünen biriyle rekabet etmeniz gerektiğinde örneğin aynı pozisyona başvurduğunuzda içten içe kaybedeceğinizi düşünmeniz gibi. Oysa sistem 2'yi devreye sokarsanız detaylı hazırlanmış muhteşem bir sunumla üst yönetimi ikna edebilirsiniz. Zihninizin irrasyonel oyunlarına lütfen gelmeyin. Doğru kararlar almamızı etkileyen önemli bir diğer zihinsel yanılgı da batık maliyet yanılgısıdır. Bunu bir örnekle açıklayayım yine. Bir açık hava konserine bilet aldınız ancak öğreniyorsunuz ki o gün hava berbat. Büyük ihtimalle boşa para vermemiş olmak için üşütüp hasta olabileceğinizi, yağmur çamur altında kalacağınızı bilseniz de o konsere gidersiniz. Bu batık maliyet olarak bilinen bir yanılgıdır. Bir şeye ne kadar çok kaynak yatırırsak içimize sinmese bile devam etme olasılığımız o kadar yüksektir. Kendimizi israftan kaçındığımıza ikna ederiz. Bir başka örnek vereyim. Varsayalım bir kafe açmak için bir sürü para yatırdınız ancak kafenin tadilatı yapılırken anladınız ki bu iş size göre değil yine de devam edersiniz çünkü para, emek, zaman harcamışsınızdır. Oysa o an bırakmak lazım. Çünkü sonrasında daha fazla para ve zaman kaybedeceksiniz ve iş işten geçmiş olacak. Ancak irrasyonel zihin bunu o anda göremiyor ve battı balık yan gider düşüncesiyle yaklaşıyor. Yani bazı şeyleri kovalamayı bırakacağınız zamanı bilmek ve dahası vazgeçebilmek müthiş bir erdemdir. Sizi daha iyi ve farklı alternatiflere götürür. Tüm bunları anladık. Ama ne yapacağız, nasıl bu akıl oyunlarına direneceğiz derseniz hadi son bölüme geçelim. Üçüncü bölüm. Rasyonel zihni devreye sokmak. Öncelikle şunu kabul etmemiz lazım. Sistem 1'i yani ilkel mağara adımını tamamen devre dışı bırakamazsınız. Sezgileriniz her zaman mantığınıza hükmetmeye çalışacak. Bu, ilk izlenimlerinize genellikle güvenmemeniz gerektiği anlamına gelir. Beyniniz tarafından üretilen ilk otomatik cevabı sorgulamanız gerekir yani. Bu nedenle özellikle bir karar anında durmanız ve yavaşlamanız önemli. O kararı alırken herhangi bir varsayımda bulunuyor, Olabilir misiniz? Bir etki altında kalmış olabilir misiniz? Doğru bir soruyla karşılaştığımızda zihnimiz önce ilk aklına gelen kolay cevabı bulur ve onu söyler. Hatta çoğu zaman sorunun gerçekten ne kadar önemli olduğunun farkına bile varmayız. Örneğin yatırım yapmak isterken. Kendimize şunu sorarız. Bu hisse senedini yatırım yapmalı mıyım? Olası cevaplar genellikle evet ve hayırdır. Ancak önemli olan soru oldukça farklıdır. Kendinize şunu sormalısınız. Bu şirketi seviyor muyum? Şirketin yaptıklarının uzun vadede önemli bir büyüme sağlayacağını düşünüyor muyum? Son zamanlardaki yüksek fiyat gerçek rakamlara mı dayanıyor yoksa yakında geçecek bir trende mi? Daha az yanılmak için zor soruları bulun ve yanıtlayın. Bir diğer önerim, yaptığınız planlara dikkat etmeniz plan yaparken her zaman iyimser tahminlere odaklanıyoruz ve yaptığımız şeyin başarısız olma ihtimalini genellikle göz ardı ediyoruz. Rasyonel istatistikleri ise devreye almamız bu noktada önemli. Sonuçta örneğin yeni bir diyete başladığınızda nasıl başarısız olacağını düşünmek istemiyorsunuz bu sizin cesaretinizi kırıyor bu normal ince ve kaslı olacağınız düşüncesiyle başlıyorsunuz ancak diyetinizi sürdüremeyebilirsiniz duygusal yeme devreye girebilir farklı öncelikler devreye girebilir Dolayısıyla projelerimiz veya niyetlerimiz hakkında iyi kötü tüm seçenekleri düşünmek olası durumlar için önceden önlem almamıza sebep olur ve sorunları Planlamanın dışında tutarsak zorluklar ortaya çıktığında aslında iyi bir plana sahip olmuyoruz. Daniel Kahneman buna planlama yanılgısı diyor. Bunun üstesinden gelmek için dışarıdan bir bakış açısı benimseyin. İnsanlara fikirlerini sorun. Ayrıca sizinkine benzer bir durumda olan diğer insanların sonuçlarını araştırın. Bu olası sorunları tespit etmenize ve planlama aşamasında bunları önlemenin yollarını bulmanıza yardımcı olabilir. Dikkat etmemiz gereken bir diğer öneri de temel oranlara istatistiklere önem vermek. Sistem 1 bizi nadir olayların gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğuna inandırır. Bu sayede kendimizi işimizde başarılı olduğumuza ve üst düzey yöneticiliğe terfi edebileceğimize inandırıyor olabiliriz. Ancak doğru yol aslında bu değil iddia bir tahminde bulunmak istiyorsak öncelikle temel oranları belirlememiz lazım. Örneğin kuruluşunuzda yılda kaç kişi üst düzey yöneticiliğe terfi ediyor? Bu insanların geçmişlerini. Bu temel çizgiyi belirleyecek ve olayları tarafsız bir şekilde görmenize yardımcı olacak. Elde ettiğiniz bilgiler ışığında genel olarak üst düzey yönetici olmanın mevcut şirketinizde üst düzey yönetici olmaktan daha olası olduğunu görebilirsiniz. Ya da başka bir deyişle evet terfi edebilirsiniz, o sahipsiniz. Ancak istatistiklere baktığımızda bu mutlaka çalıştığınız şirkette olacağı anlamına gelmez. Belki farklı bir şirkette de böyle bir pozisyona gelebilirsiniz. Olasılıklara kendinizi açmanız çok önemli. Özeti bitirirken. Hayatımız zihnimizdeki iki sistem tarafından şekillendiriliyor. Biri hızlı hareket etmek isteyen, fazla düşünmek ve enerji harcamak istemeyen sistemdir. Yani mağara adamı. Bu sistem az önce bahsettiğim ön yargılara ve yanlış genellemelere çabuk kanan taraf. Bir de sistem 2 var ki bu içimizde sorgulayan, soran, merak eden ve yargılayan filozof. Bugünün kaotik dünyası için çok değerli. Ancak maalesef ki genellikle mağara adamı tarafından alt ediliyor. Bunun farkında olarak hayatımızı iyileştirmemiz ise son derece mümkün. Daha iyi kararlar alabilmek için sistem biri duraklatıp düşünmeye ve analiz etmeye daha fazla zaman ayırmak önemli. Odaklanmak da çok önemli. Düzenli olarak dışarıdan geri bildirim almaya çalışın. Çünkü bizim duygusal ve dürtüsel zihin nedeniyle göremediklerimizi Dışarıdan birileri bizim adımıza görüyor olabilir. Risklerden kaçınmak her zaman en iyi karar değildir. Emin olduğunuz o konforlu yol en doğrusu olmayabilir. İyi hesaplanmış riskler almak için kendimizi zorlamamız lazım. Ve son olarak maruz kaldığımız bilgiye dikkat etmemiz lazım. Çünkü kendimizi neye maruz bırakırsak ona inanmaya başlıyoruz. Evet, Nobel ödülü Daniel Kahneman'ın hem davranışsal ekonomiye dem vurduğu yayınlarında hem de kitaplarında yer verdiği zihinsel önyargılardan bazılarını paylaştım bugün sizlerle. Bu akıl oyunlarının farkına varabilirsek hayatımızla ilgili daha doğru kararlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisinin TED konuşması da efsanedir. Türkçe altyazı seçeneği de var. Onu da dinlemenizi canı gönülden öneririm. Umuyorum siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Yorum ve katkılarınız için şimdiden kocaman teşekkürler. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere.